Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir çalışmayla beraberiz gene. Çalışmamızı yapmadan önce tanıtımımızı yapalım. Uzun bir elbisemiz var. Kumaşımızı seçtik. Kumaş katı olarak yerleştirdik. Kalıplarımızı da güzelce kestik ve düz ipine göre yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar, ön eteğimiz kumaş katına denk geliyor. Tek parçadan oluşuyor. Arka eteğimiz gene kumaş katı, iki parçadan oluşuyor. Arka ortamız iki parçadan oluşuyor. Kol manşetimiz iki tane, kolumuz iki tane. Arka yan kulpumuz ve ön yan kulpumuz var. Pervazlarımız var. Ön pervazımız ve arka pervazımız. Ön pervazımız gene kumaş katı bir tane tek parçadan. Arka pervazımız iki taneden oluşuyor. Önümüz var. Önümüzü garniden. Bir de biyemiz var arkadaşlar. Onu da garniden seçeceğiz. Garni keseceğiz. Bu şekilde tanıtımımızı yaptıktan sonra kesimimizde başlayalım arkadaşlar. Ben pervazımızı kesiyoruz önce. Ön pervaz ve arka pervazımıza ve kol manşetimize artı tele keseceğiz arkadaşlar. Arka pervazımızı da bu şekilde kesiyoruz. Bunları ayrı koyuyoruz. Daha sonra tele kesilecek bunları. Arkamızı kesiyoruz. Arka üst. Çatım çıtlarını atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arka üstümüzü kesmiş olduk. Kol manşetimizi kesiyoruz. Kol manşetimize daha sonra tele keseceğiz ve de biye geçeceğiz arkadaşlar manşetimizin üzerinde. Bunu da belirtelim. Arka kulpumuzu kesiyoruz. Arka kulpumuzu da kesmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ön kulpumuzu da keselim. Çatım çıtlarını atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde çatım çıtlarımızı atalım. Kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Thank you.
boyun yan çıtı ve tepe çıtını atıyoruz bu şekilde. Kolumuzda yırtmaç var. Yırtmaç yani kol manşeti takacağımız için açılacak. Bu şekilde yaklaşık 1 santim kabuğumuzdaki işaretten geri kalarak kesimini yapıyoruz. Daha sonra biye ile temizlerken o 1 santimi açacağız arkadaşlar. Bu şekilde üst tarafının kesimini yaptıktan sonra alta geçiyoruz arkadaşlar. Alt önünden başlıyoruz arkadaşlar. Alt önümüz kumaş katına denk geliyor. Kumaşımızın yan tarafı kalıbımızda bir. Ben kumaş katını nasıl anlarım diye düşünüyorsanız arkadaşlar, kalıbı takip ettiğinizde kalıbın üstünde, yanında, altında dikiş payları bulunur. Ama kumaş katı olan yerde dikiş payı yoktur. Sadece bir çizgi vardır. Onu takip etmeniz gerekecek. Ön alt eteğimizi kestik. Şimdi arka alt eteğimize geçelim arkadaşlar. Gene kumaş katı alıyoruz. Ama karşılıklı sağlı sollu iki parçadan oluşacak arka alt eteğimiz. Çıtlarını atalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde arka alt eteğimizi kesmeyi tamamladık. Şimdi ön gardımızı ve biyemizin kesimine geçelim arkadaşlar. Garni olarak bu kumaşı seçtim. Siz kendi zevkinize göre arkadaşlar bunları değerlendireceksiniz. Kumaşınızı, ana kumaşınızı ve garni yapmak istiyorsanız garni, yapmak istemiyorsanız sade yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken önümüz kumaş katı. Dikiş payı yok. Kumaşın yan tarafına bu şekilde yerleştiriyorum güzelce. Kumaşı değerlendirecek şekilde. Daha sonra kartona geçirdiyseniz şayet kalıbınızı işaretlersiniz. Geçirmediyseniz benim gibi milaş kağıdını kumaşa iğneleyerek kesiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar.
şekilde yan ortamızı da kumaş katı olarak tek parça halinde aldıktan sonra çıtlarımızı çatım çıtlarımızı atıyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar şu şekilde kumaşımızı açıyoruz. Biye kesiyoruz arkadaşlar. Hem kol ağzını temizlemek hem de manşette biye ile bir süslememiz var. Onu gerçekleştirmek için şu şekil biyemizi de cetvelin genişliğinde keseceğiz arkadaşlar. Bunun için cetvelimizi kullanacağız. Cetvelin genişliğinde ve de boyunda yapalım arkadaşlar. Bu şekil işaretliyoruz. Daha sonra cetvelimizi alıyoruz. İlk önce bu tarafını kesimini gerçekleştiriyoruz işaretimizden. Daha sonra diğer tarafımızı. Kesimini yapacağız manşetimize ve pervazlarımıza. Şu şekilde kumaşımızı tekrar toparlıyoruz. Yerine koyuyoruz. Telamızı alacağız arkadaşlar ve tela kesimini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, telamızı da kumaş katı olarak serdik. Pervazlarımızı, ön pervazımızı, arka pervazımızı ve kol manşetimizin telasını kesiyoruz. Ön manşetimizin telasını kestik. Arka pervazımızı da kesiyoruz. Bu şekilde tela kesimini de tamamladıktan sonra kesim işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Tüye geçip hazırlık işlemi, tela yapıştırma işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik hazırlık kısmına. Hazırlık kısmını telalarımızı yapıştırarak, arka pervazımız ve ön pervazımızın telalarını yapıştırıyoruz önce. Pervazlarımızın telasını yapıştırdık. Şimdi kol manşetimizin telasına geçiyoruz arkadaşlar. Manşetimizin tersini koyduk. Tela yapıştırırken buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra telamızın şu şekilde dikkat ediyoruz. Şekerli tarafı ve düz tarafı var. Şekerli tarafı manşetimizin tersine denk getireceğiz. Bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Aynı şekil diğer tarafı da aynı. Şekerli taraf
kumaşımızın tersine. Bu şekilde koyduktan sonra ütümüzü yapıyoruz. Manşetimizin telasını yapıştırdıktan sonra şu şekilde manşetimizi alıyoruz. Bir tarafını 1 santimden kırıyoruz arkadaşlar. Yalnız bir tarafını kırıyoruz derken geniş olan tarafı, yani dar olan, boyuna olan taraf değil. Bu taraf değil. Bu tarafını kırıyoruz. Bu şekilde. Kırdıktan sonra arkadaşlar bu şekil 1 santim pay bırakacak şekilde ikiye kırıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar ilk önce. Aynı işlemi diğer manşette de yapıyoruz. 1 santimden kırıyoruz önce. Daha sonra 1 santim alttan kalacak şekilde payımız ayarlıyoruz. Bu şekilde manşetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra diğer işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Diğer işleminde makinede biye çekeceğiz arkadaşlar. Bunun için ilk önce manşetimizi işaretleyeceğiz. Daha sonra geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi hazırlık işleminde makineye geçeceğiz ama onun için önce kol manşetlerimize biye çekeceğiz. Kol manşetlerimizin hazırlığını tamamlayıp ondan sonra diğer aşamaları, hazırlıklarını tamamlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önce işaretleyeceğiz. Nasıl? Manşetimizi alıyoruz. Ölçüyoruz. Kaç santim? Arkadaşlar yaklaşık 10 santim. Ne yapıyoruz? 2 santim. 2 santimden bir işaret kuruyoruz. Birinci biyemiz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 santim daha arada boşluk bırakıp şu şekil bir biye daha buluyoruz. 2 santim daha boşluk bırakıyoruz. Bir daha işaretliyoruz. Bir biye daha buluyoruz. 3 biye olacak. Aynı işlemi bunda yapıyoruz arkadaşlar. Dik karşılığında. 2 santimden ilk işaretimizi aldık. Daha sonra 2 santimden ikinci işaretimizi aldık ve aynı şekilde 2 santimden üçüncü işaretimizi aldık. Bu şekilde işaretledikten sonra şimdi makinede hazırlık işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi işaretlediğimiz işaretlerden biyemizi takma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Biyemizi temizliyoruz. Bu şekilde temizledikten sonra arkadaşlar ilk işarete biyemizi bakın. Normalde seri imalatta bunların aparası var. Tek seferde takılıyor ama bizde o imkanımız olmadığı için sizin de bu şekilde çalışacağınızı düşündüğümüz için şu şekil göstermekte fayda var. Bu şekil çalışmak. İlk işarete koyduk arkadaşlar. Biyemizi sıfır olarak gördünüz. Ve sadece bir ayak genişliğinde arkadaşlar. Yani yaklaşık yarım santim. İlk biyemizi vurduk arkadaşlar. Bu şekilde regolamızı yaptık. Aynı işlemi diğer tarafta yapıyoruz. Biyemizi işarete koyduk.
Regolamızı yaptık fazlalığını. Aynı şekil bakın sıfır koyuyoruz pi'mizi işarete. Yarım santim dikiş payla vurduk ve regolamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapama işlemini yapıyoruz. Kapama işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Biyemizi şu şekilde yaklaşık 1 santimden kırıyoruz. İkiye katlıyoruz. Diğer tarafını da çimayla kapatıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tarafta yapıyoruz. Şu şekil katlıyoruz. Bunun genişliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha geniş veya daha dar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde diğer tarafın çimasını çekiyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Diğer tarafın çımasını. Bu şekilde biye takma işlemi tamamlamış olduk arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz bir diğer husus da biyeyi kapama, yani şu şekil. 1 santim içeri kırdığımız tarafa yapıyoruz. Bu taraf üstte gelecek. Diğer taraf altta kalacak. Bu şekil hazırladıktan sonra bir ara etüsünü yapalım. Ve tulumunu yapacağız. Onu da beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğerini de hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Biyemizi vurduk, hazırladık. Şimdi tulum işlemine geçiyoruz. Tulum işleminde arkadaşlar kırdığımız ütüden kırıyoruz. Bu şekil. 1 santim dikiş payla. Aynı şekilde diğer köşesini, her iki tarafa eşit olacak şekilde 1 santimden. Bu şekilde kırdıktan sonra kenarların regolasını yapıyoruz uçların. Manşetimizi çeviriyoruz daha sonra. Güzel canım. Bu şekilde kol manşetimizi hazırlamış olduk arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Ütüden kırıyoruz ikiye. 1 santim dikiş payıyla tulumunu gerçekleştiriyoruz. Ucunun regolasını yaptık. Aynı işlemi bu köşede de yapıyoruz. Regolamızı yaptıktan sonra ucumuzu çeviriyoruz. Bu şekilde güzelce çıkartıyoruz. Bu şekilde kol manşetimizi ne yaptık? Hazırlamış olduk arkadaşlar. Son ütüsünü yapıyoruz. Ve takım çizgimizi çekiyoruz.
Bu şekilde kıvırdığımız yerin tam dibinden manşetimiz hazırlanmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Kol manşetimizi hazırladık. Şimdi diğer işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer işlem olarak da ne vardı arkadaşlar? Kolumuzda yırtmacımız vardı. Kol yırtmaçlarımızı şöyle göstereyim. Bir elle temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu işlem içinde gene kolumuzun tersini koyduk. Biyemizi alıyoruz. Bu şekilde yarım ayak genişliğinde. Bir santim geçiyoruz arkadaşlar. Açtığımız yırtmacı. Daha sonra makasla iğnemizin dibine çıt atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çeviriyoruz. Aynı şekilde yarım ayak genişliğinde. Etrafını döndükten sonra çeviriyoruz. Düzünden kapama işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşlar? Kol yırtmacımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Bu şekil V'sini atarsak daha sağlıklı olur. Yarım santim. Çapraz bir şekilde dikişimizin tam dibine V yapıyoruz zikzakla. Daha sonra arkadaşlar geniş olan tarafa biyeyi içine yatırıyoruz. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Kolumuzu da hazırlamış olduk. Aynı şekil diğer kolumuzu hazırlıyoruz bu sefer. Yarım ayak genişliğinde biyemizi vuruyoruz. Açtığımız çıtı 1 santim geçtikten sonra makasla şu şekil iğnemizin tam dibinden çıtımızı atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu şekil biyemizi alıyoruz. Yarım santim genişliğinde tekrar vuruyoruz, bitiriyoruz. Fazlalığını kesiyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra düzünden kapama işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekil vurduktan sonra bu şekil çevirip düzünden kapama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu şekil şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi buradan çımayla kapatıyoruz. Bu şekilde kapattık arkadaşlar. Güzel bir görüntü alabilmesi için ne yapıyorduk? Yarım santimden bir dikiş vuruyorduk şöyle çapraz dibine. Şunun tam dibinde biteceğiz arkadaşlar. Yarım santim üstten başlayıp veya bir santim, yarım santim bir santim arasında. Ne yaptık? Geniş olan tarafı biyeğimizi tutturduk. Bu şekilde geniş olan taraf üste binecek arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Kollarımızı da hazırlamış olduk. Diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi beden hazırlığına geçiyoruz. Arkadaşlar beden hazırlığımız için de ne yapıyoruz? İlk önce ön üstümüzü hazırlıyoruz. Ön üstümüzde şöyle göstereyim. Kalıbımızda yazar zaten. Ön orta. Ön ortamızı alıyoruz. Kalıbımızı kenara koyuyoruz. Ön yan kulp yazar kalıpta. Kalıbımızı koyuyoruz kenara. Ön yan kulpumuzu da aldık.
Ön ortamız. Bu şekil. Açtık. Ne yaptık arkadaşlar? Ön yan kulp. Bu şekil geliyor. Bu şekil 1 santim dikiş payıyla vuracağız. Aynı işlemi diğer yanda da bu şekilde üstüne koyduğumuz zaman 1 gelecek arkadaşlar. Şöyle birer santim dikiş payımız olduğu için şu şekil birer santim dikiş payıyla vuruyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekil birer santim dikiş payıyla vuruyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne yapmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde? Ön üstümüzü hazırlamış oluyoruz. Uygulamalı olarak gösterdikten sonra arkadaşlar, şimdi makinede dikim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamalı olarak gösterdiğimiz işlemi dikim aşamasında geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Şu şekil ön bedenimizi üste, yan koltuğumuzu alta alıyoruz. Koltuk altından çatmaya, 1 santim dikiş payıyla çatmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1 getiriyoruz. 2 zaten arkadaşlar. O çıtları takip ettiğimiz için ovalimizi net şekilde almış olacağız. Gördüğünüz gibi taktık. Aynı işlemi bu sefer diğer tarafta yapıyoruz. Bu sefer tam tersi alttan başlıyoruz. Gene kulpumuzu alta aldık. Ön kulpumuzu. 1 santim dikiş payımız var. Çıtlarımız çıtlara denk gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, şu şekil gösterelim. Ön yan kulplarımızı çatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi çattığımız yerleri overlockla temizleyip bedenimize bir çıma çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, overlockla temizledik gördüğünüz gibi. Şimdi bedenimize çıma çekiyoruz. Bedene çekiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafı da bedene çıma çekiyoruz. Böyle bu şekilde ön üstümüzü hazırladık arkadaşlar. Yara ütüsünü yapıp ön alt hazırlığına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekil ön üstümüzü tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ön alt eteğimizi alacağız. Kalıbımızda o da belirtiliyor arkadaşlar. Ön alt etek diye yazılıyor. Aldık. Kalıbımızı kenara koyduk. Ön alt eteğimizi alıyoruz. Düzünü bu şekil açıyoruz. Ve şu şekil 1 santim dikiş payıyla bedenimize çatıyoruz arkadaşlar. Ön alt eteğimizi. Gördüğünüz gibi şu şekil 1 santimden bedenimize çatıyoruz. Ve bu şekilde ön, alt ve üst çatımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Ön altımızı alta aldık. Arka bedenimizi de üste alıyoruz. Bu şekil. Tersini, düzüne bakıyoruz. Düzü tersi karıştırmamak şartıyla arkadaşlar bu şekil ilk önce ortalarını belirliyoruz arkadaşlar. Bu işlem hepsinden önemli. Aynı şekil ön bedenin ortasını da belirledikten sonra arkadaşlar takım işlemine geçiyoruz. 1 santim dikiş payıyla vuracağız arkadaşlar.
şekilde bir santimden vurduktan sonra arkadaşlar overlock'la temizliğimizi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, çatımı yaptık. Overlock'la temizliğimizi de yaptık. Bu şekilde gösterelim. Şimdi ön eteğimize çıma çekeceğiz. Eteğimize de çımamızı çektik. Görüntü bu olacak arkadaşlar. Maksat herhangi bir sağa sola kayma veya da katlanma olayı olmaması için ve düzgün görünümü sağlamak için. Bu şekil önümüzü hazırladıktan sonra ön hazırlığın son işlemi olarak pervazımızı alıyoruz arkadaşlar. Tele yapıştırmıştık ön pervaz. Etrafını overlock'la temizledik arkadaşlar. Temizledikten sonra bedenimiz altta, pervazımız üstte olmak üzere bir santimden etrafını şöyle göstereyim. Yakaya takıyoruz. Şu şekil. Bir santim dikiş payı. Bu şekil bir santimden yakamıza taktıktan sonra regolamızı yapalım arkadaşlar. Regolamız yaklaşık 4-5 santim, 4-5 milimden olacak arkadaşlar. Regolamızın amacı şu yaka kafesimizin çok net ve güzel oturması içindir. Daha sonra pervazımıza arkadaşlar, buna dikkat, pervazımıza çıma çekiyoruz. Gizli çıma olarak adlandırıyoruz. Bu şekil çımamızı çektikten sonra arkadaşlar pervazımızı bedenimize tutturuyoruz. Çıma altta kalacak şekilde önden baktığımızda görüyoruz. Altta kalacak. Omuzdan tutturduk pervazımızı bedene. Aynı işlemi diğer omuzda da yapıyoruz. Bu şekilde tutturduktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ön yakamız da tamamlanmış oldu pervazı tutturduktan sonra. Bir arayüzünü yapıyoruz ve önümüzü tamamladık. Arka hazırlığa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer işlem olarak arka hazırlığına geçiyoruz. Arkamızı da ilk önce arka ortaya alıyoruz. Daha sonra da arka kulpları kalıbımız kenara koyuyoruz. Şu şekilde açalım. Arka kulp. Bu şekilde bir santimden takıyoruz. Aynı şekil. Bunu da bir santimden takıyoruz arkadaşlar. Bu ayrı ayrı çalışacağız arkayı arkadaşlar. Arka ortaları ayrı ayrı çalışacağız. O yüzden arka ortasının çatımını en son yapacağız. İlk önce kulplarımızı çatıyoruz. Şu şekilde gösterdiğim gibi bir santimden vuruyoruz. Her iki tarafında. Şimdi dikim aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikim aşamasında da arkamızı aldık, kulpumuzu aldık. Bu şekil. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Kulpumuzu şu şekilde çeviriyoruz. Ve etrafını bir santimden vuruyoruz. Bu şekil vurduk, hazırladık arkadaşlar. Diğer tarafını alıyoruz. Aynı şekil kulpumuzu
Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle düzün düzüne koyduğumuz için bu şekil. Çeviriyoruz. Koltuk altından başlıyoruz. 1 santimden. Bu şekil bulduk, hazırladık arkadaşlar. Her iki tarafını da şöyle gösterelim. Daha sonra overlock'la temizleyip çıma çekeceğiz arkadaşlar. Overlock temizlemeyi göstermeme gerek yok. Aynı işlemi yapacağız. Sadece vurduğumuz dikişi temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, overlock'la temizledikten sonra bir diğer işlem olarak çımayla etrafını, bedene çımamızı çekiyoruz. Aynı şekil diğerini de alıyoruz. Bedene. Birini aşağıdan başladıysak birini karşılığını yukarıdan başlıyoruz ki aynı tarafa yatıyor. Bu şekilde çımalarını çektik, hazırladık. Bir ara ütüsünü yapıp diğer işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Arka kulpumuzun sağlı solu taktık. Overlock'unu çekip çımamızı çektik. Bu şekilde arka, üst, sağ ve solumuz tamamlandı. Şimdi altını alacağız arkadaşlar. En son parça olarak zaten arka alt parçamız kalıyor. Bunu alıyoruz. Bu şekil. Düz olan tarafı ortası olur arkadaşlar. Yanı hem çift vardır hem de ovaldir. Buna dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Yanı yana getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Yanımıza. Bu da yana geldi. Bu şekil. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka üst parçayla alt parçayı bu şekilde birbirine çatıyoruz. 1 santim dikiş payıyla. Hazırlığımızı yapalım. Daha sonra overlock'la temizleyip çıma çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gösterdiğimiz gibi arka üst parçamızla alt parçamızı çatıyoruz. Yan ve orta. Bunlara dikkat ettikten sonra 1 santimden vuruyoruz arkadaşlar. Bir tarafını yaptıktan sonra diğer tarafını alıyoruz. Bu şekil. Koyuyoruz. Üst parçamızı alıyoruz. Üst parçamızı da aynı şekilde koyduk. Yan yana gelecek şekilde, orta dikişte ortaya gelecek şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde 1 santimden vuruyoruz. Bu şekilde sağlı sollu her iki tarafında üst parçasıyla alt parçasını birleştirdikten sonra arkadaşlar overlock'la temizleyip eteğimize bir çıma çekeceğiz arkadaşlar. Bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, overlock'la altlarını temizledikten sonra vurduğumuz dikişi çımamızı çekiyoruz. Çımamızı eteğe çekiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Eteğimize çımamızı çektikten sonra arkadaşlar şu şekil alt üst parçamız, arka
sağlı sollu birleşmiş oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdiki işlemimiz boydan boya overlock çekiyoruz. Her iki tarafa ayrı ayrı. Arka ortaya arkadaşlar her iki tarafa ayrı ayrı boydan boya overlock'umuzu çekip daha sonra arka ortaya fermuar takacağız arkadaşlar. Bunun için overlock işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce bir tarafını alıyoruz. Arka ortasına sadece dümdüz bir overlock temizliyoruz. Aynı şekil diğer tarafı. Bu sefer alttan başlıyoruz arkadaşlar. Arka ortaya yalnız. Buna dikkat ediyoruz. Arka ortaya. Çektikten sonra arkadaşlar düz makineye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, düz makinamıza geçtik. Yarım ayağımıza, yani fermuar ayağını makinamıza taktık. Daha sonra bedenimizi bu şekil sol tarafı, arkaya geldiği zaman sol tarafı alıyoruz. Makinamızın altına koyduk. Fermuarımızı alıyoruz. Fermuarımızın boyu yaklaşık 70 santim arkadaşlar. Fermuarımızı açıyoruz komple. Ve şu şekilde arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Gizli fermuar takarken. Fermuarımızın şu gördüğünüz kısmı değil, diğer taraftan vuruyoruz. Yani fermuar gözüken taraftan, gözükmeyen taraftan değil. Açıyoruz. İlk önce şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı vuruyoruz. Bu tarafı vururken de üstten 1 santim fermuar tepesini üstünde 1 santim boşluk olacak. Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde 1 santim boşluğu bıraktıktan sonra fermuarı açarak arkadaşlar ayağı da fermuara dayayarak hiç boşluk bırakmıyoruz. Bu şekilde altı rahat bırakmıyoruz arkadaş. Altı rahat bırakırsak altta toplama yapar. Bu yüzden altı rahat bırakmıyoruz. Altı hafif çekerek şu şekil yerleştirdikten sonra fermuarı açarak arka belden yaklaşık 20 santim aşağıya indiğimizde yeterli olur arkadaşlar. 15-20 santim indikten sonra fermuarın bitimine 2 santim kala zikşuanımızı aldık arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Fermuarımızı çekiyoruz. Ve ek yerine eşit gelmesi için bir çıt attık. Bir çıt attıktan sonra arkadaşlar fermuarımızın bitim noktasına da bir çıt atıyoruz, karşılığına. Bu noktadan başlayacağız ve şu noktayı da ek yerine denk getirmek için kullanacağız arkadaşlar. Bu işaretleri alalım ki kaydırmayalım. Fermuarımızı açıyoruz. Karşılığını alıyoruz. Arkamızın sağ tarafı, yani karşılığı. Aldıktan sonra arkadaşlar şu şekil. İlk çıtımız neredeydi? Beldeydi. İlk çıtı bele getiriyoruz. Bir tutup diğer çıtı da belirledikten sonra sabitliyoruz. Ve diğer çıttan fermuarı açarak başlıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde çekerek alttan rahat bırakmadan ek yeri çıt
çıtımız ek yarını tam denk gelecek şekilde. Beden alttan çekiyoruz. Fermuarı rahatına bırakıp bir tutuyoruz. Aynı şekilde. Bitim noktasına geldiğimizde aynı şekilde 1 santim, yani fermuar tepesi, fermuarın bitim noktası dediğimiz yer fermuar tepesi, bedenden 1 santim aşağıda kalacak arkadaşlar. Bunu da ayarladıktan sonra bu şekil fermuar takma işlemini kontrol ederek arkasını çeviriyoruz. Bakın ek yeri güzelce denk gelmiş. Herhangi bir toplama, kasma hiçbir şey yok. Olduğu gibi dümdüz. O da ütüsüz yani. Bir de ütü vurduğumuzda bu jilet gibi duracak arkadaşlar. Bir diğer işlem bağlama. Bağlama dediğimiz kısım fermuarın alt tarafını yapacağız. Bunun için de şu şekil alıyoruz. Bedenimizi bu şekil koyduktan sonra arkadaşlar fermuarı dışarı çıkartıyoruz ve fermuarı ikiye katlıyoruz. Altı üstü bir gelecek ve altta potluk kalmayacak şekilde fermuarın bitim noktasını buluyoruz. Ve fermuarın bitim noktasından altını iyice düzeltip 2 iğne, bilemediniz 3 iğne üstünden yukarıdan başlıyoruz. Zikzağımızı attık mı arkadaşlar? Bu şekilde normal ayağımızın rahat girebileceği yere kadar iniyoruz. Normal ayak buraya girmediği için yarım ayakla bu bağlamayı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu yaptıktan sonra ayağımızı değiştirebiliriz. Normal ayağımızı takıyoruz. Dikişimizin kaldığı yerden devam edip 1 santimden komple arkamızı çatıyoruz arkadaşlar. Bu şekil tattıktan sonra arkadaşlar arka çatımını tamamlamış oluyoruz. Ne yapıyoruz sonra? Fermuarımızın fazlalığını alalım. Bedende rahatsızlık vermesin diye arkadaşlar şu fermuarımızın fazlalığını alalım. Bunun için de ilk önce fermuara zikzak atalım ki açılmasın. Bozulmasın fermuar. Zikzağımızı attıktan sonra zikzağımızın dibinden fermuarın fazlalığını kestik aldık arkadaşlar. Bu işlemi tamamladık. Şimdi bir diğer işlem arka pervazı takacağız arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Pervazlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı olarak koyduk, şöyle koyalım. Görün sizde. Şu şekilde pervazlarımızı aldık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şu yanlarını her iki karşılıklı olarak overlock'la temizleyelim arkadaşlar. Hangi taraf? Dışarıda kalacak taraf arkadaşlar. Bunları overlock'la temizleyelim. Evet arkadaşlar. Overlock'la temizledik. Etrafını overlock'la döndükten sonra bir tarafını aldık. Bedenimizin de bir tarafını alıyoruz. Şu şekil. Fermuarı açıyoruz yarıya kadar. Daha sonra pervazı üstten bir tutuyoruz. Hafif yarım santim pervazı dışarı atabiliriz arkadaşlar. Yapacağımız işlem gereği bunu dışarı atarsak daha güzel olur. Yarım santim payla pervazı ilk önce vuruyoruz. Bu şekil vurduktan sonra arkadaşlar, pervazı bu şekil vurup hazırladıktan sonra
Fermuarı şu şekil bedene. Yani bedeni fermuarın tam dibinden çeviriyoruz arkadaşlar. Pervaz dikişini de açıyoruz bu şekilde. Fermuar tepesinin tam dibinden dikişimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Her iki tarafı da eşit şekilde yapalım. Ona dikkat edin. Daha sonra regolamızı yapalım yarım santimden. Fermuar ucunu da temizledikten sonra pervaza, buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Pervaza gizli çima çekeceğiz. Bunun için de ayağın girebileceği yere kadar giriyoruz. Çünkü tam dibine kadar giremeyecektir köşe olduğu için. Ayağın girdiği yerden başlıyoruz. Bu şekilde çimamızı çektikten sonra ucunu çeviriyoruz şu şekil. Şu şekil tulumlamış oluyoruz arkadaşlar. Pervazımızı da. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Bir daha gösterelim diğer tarafını. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Pervazı bedenle bir tutuyorduk. Yarım santim bu taraftan attıktan sonra yarım ayak genişliğinde, yani yarım santimden bedene vuruyoruz. Şekil vurduktan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Bedeni, buna dikkat edin, pervazı değil. Bedeni fermuarın dibinden. Yani fermuarı bu şekil katlama değil. Bedeni fermuarın etrafına katlıyoruz. Daha sonra fermuar tepesini bulduktan sonra tam dibinden zikzağımıza atıp tulumunu gerçekleştiriyoruz. 1 santim dikiş payıyla vuruyoruz yani. Vurduktan sonra regolamızı yapalım arkadaşlar. Yaka ucunda regolasını yaptıktan sonra aynı işlemi burada da yapıyoruz. Pervaza gizli çıma çekiyoruz. Ayağın girdiği yere kadar çimamızı çektik. Fermuarımızı çeviriyoruz ucunu. Tulumumuzun ucunu daha doğrusu. Bu şekilde tulumumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kontrolleri gerçekleştirelim. Siz de görün. Fermuarımızı çektik güzelce. Bakın arkadaşlar. Fermuarımızın arka temizleme tulumu bu. Bu şekilde istiyorum arkadaşlar. Uçları gördüğünüz gibi bir ve tertemiz bir şekilde çıkarttık. Şimdi arkamıza bir ara ütü yapıp arkayla ön çatımına geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce omuzları çatacağız. Ama önce arkamıza bir ara ütü yapıyoruz arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ara ütü dediğimiz kırışıklıkları ve vurduğumuz dikişleri açıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkamızda gördüğünüz gibi fermuarımızı taktık. Arka alt parçamızı çattık. Pervazlarımızı taktık. Tulumunu yaptık. Şimdi bir diğer işlem olarak ön ve arka çatımına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için arkamız altta, ön bedeni alıyoruz üstte. Bu şekilde tersinden. Aldık mı arkadaşlar? İlk önce omuzlarımızı çatıyoruz. Omuzları çatmak için arka pervazı birleştirmedik arkadaşlar. Arka pervazı açıyoruz. Arka pervazımızı açtık, bu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar, arka pervazları açıyoruz ve ön omuzu şu pervazımızın tam dibine yerleştiriyoruz. Ve 1 santim dikiş payıyla bu şekilde 1 santim dikiş payıyla diktikten sonra pervazımızı tulumum yapıyoruz bu sefer. Çeviriyoruz. Ve aynı dikişin üzerinden bu sefer pervazı tutturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde diğer omuza geçiyoruz. Pervazı açıyoruz arkadaşlar. Ve yakamızı tam pervazın dibine koyuyoruz. 1 santim dikiş payıyla
Vuruyoruz. Bu şekilde vurduktan sonra arkadaşlar pervazımızı, tulumunu burada da yapıyoruz. 1 santimden tekrar bu sefer pervazımızın tulumunu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra uçlarını regole ediyoruz, sadece uç kısmını. Aynı şekilde bu tarafta da. Regolamızı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar omuzlarımızı overlock'la temizleyelim. Vurduğumuz dikişleri yani temizliyoruz. Sadece temizliyoruz overlock'la. Evet arkadaşlar, overlock'la temizledikten sonra şu şekilde yakamızı çeviriyoruz. Güzelce uçlarını çıkartıyoruz. Şu şekilde gösterelim. Ne yaptık arkadaşlar? Ön ve arka çatımını gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde. Omuzlarımızı çattık. Yakamızı birleştirdik. Gördüğünüz gibi tulumla yaptığımız için tertemiz, herhangi bir hiçbir pislik kalmamış oldu. Bu işlemi bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi kol takma işlemine geçelim. Kollarımızı alıyoruz arkadaşlar. Kolumuzu aldıktan sonra arkadaşlar kolumuzun tersine, düzüne dikkat ediyoruz. Bu kol arkaya gelecek kol. Ayırıyoruz. Öne gelecek kolumuzu alıyoruz. Buradan belli oluyor zaten arkadaşlar. Şu yırtmacın geniş olan tarafı düzünden baktığımızda ön oluyor. Önü aldıktan sonra bedenimizin de önünü alıyoruz arkadaşlar. Üste. Çıtları takip ederek 1 santimden kolumuzun etrafını komple vuruyoruz. Aynı şekilde bu sefer arka üstü alıyoruz. Arka kolumuzu alt alıyoruz. Aynı şekilde 1 santimden komple vuruyoruz. Vururken dikkat etmemiz gereken omuz dikişimiz kol tepe çıtına denk gelecek arkadaşlar ve arkaya yatacak omuz dikişleri. Bu şekilde ne yapmış olduk? Kol takma işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Kolumuzu da taktık. Şimdi vurduğumuz dikişin etrafını overlock'la sadece temizleyelim. Evet arkadaşlar. Kolumuzu taktık. Overlock etrafını güzelce temizledik her iki tarafında. Bu şekilde bedenimizi hazırladıktan sonra şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yan çatma işlemine geçiyoruz. Yan çatmada koldan başlıyoruz arkadaşlar. Koltuk altını bir tutuyoruz. Komple boydan boya 1 santim dikişle vuruyoruz arkadaşlar. Sırt kısmı yani bel kısmı, ek yerleri ek yerine tam denk gelecek arkadaşlar. Ekler yani üst üste gelecek. Kayma olmayacak. Hafif zikzak atarsak ek yeri olduğu için
sağlamlaştırmış oluruz. Aynı işlemi diğer yanda da yapacağız arkadaşlar. Diğer yanımızda komple kapatıyoruz. Bir santim dikiş payıyla vuruyoruz. Koltuk altlarını bir tutuyoruz. Yanımızı çattıktan sonra arkadaşlar overlock'a geçip overlock'la yan dikişlerimizi temizleyip eteğimizin de overlock'unu çekelim arkadaşlar. Beraber yapalım bu işlemi. Evet arkadaşlar. Çattığımız yanın etrafını overlock'la temizliyoruz. Daha sonra süngerde eteğini kıvırıp kol manşetini takma işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Eteğimizi kıvıralım ilk önce. Yaklaşık 2 santimle.
2 santimle eteğimizi kıvırdıktan sonra arkadaşlar, son olarak, son işlem olarak ne yapıyoruz? Fermuarımızı açalım. Kollarımızı çevirelim arkadaşlar. Her iki kolumuzu da çevirelim. Kol manşeti takacağız arkadaşlar. Kol manşetlerimizi tersten takıyoruz arkadaşlar. Yani bedenimizin tersine vuracağız. Şu şekil işaret, takım işaretimizi tekrar atalım. Bir tutuyoruz. Bir santim dikiş payıyla. Aynı şekilde çıkışı da bir tutuyoruz. Bir santim dikiş payıyla bitiyoruz. Aynı işlemi diğer kolumuzda da yapıyoruz. Manşetimizi alıyoruz. Takım işaretini atıyoruz. Bir santim dikiş payıyla. Aynı şekilde tam dibinden takıyoruz. Takım işlemini bu şekilde tersten yaptıktan sonra kapama işlemini de düzden yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Kolumuzu diğer tarafa çevirip kapama işlemini gerçekleştiriyoruz. Vurduğumuz dikişi kapatacak şekilde tam vurduğumuz dikişin üstünden kapanmasını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Kol takma ve kapama işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kolumuzu kapamasını da gerçekleştirelim. Uçlarını güzelce içine sokup düzenli bir şekilde kapamasını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde kapamasını bitirdik arkadaşlar. Modelimizi tersine çevirelim. Veyahut da ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Son ütüsünü yapalım. Ondan sonra son görüntüsünü beraber görelim. Evet arkadaşlar. Son ütümüzü de yaptıktan sonra mankenimize giydirdik ve çalışmamızın son halini beraberce görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel. Tabii renk seçimleri size nasıl geldi bilmiyorum ama umarım güzeldir. Ben böyle bir renk tonu seçtim. Çalışmamız gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle bir çevirelim yanlar görüntüsünü bakalım. Arkadan görüntüye bakalım. Şu şekil gördüğünüz gibi gayet şık, güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok kolumuzda. Boyu da istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet uzun ve gördüğünüz gibi alt tarafı gayet geniş bir
olan eteğimiz. Üst tarafı da gayet şık. Tabii sunumda daha sonra hocamla birlikte kritikleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Son haliyle bu şekilde gördüğünüz gibi.